Hoş geldiniz. Ali Yalçın benim ismim. Türkiye İş Bankası'nda Çevik Atölye'nin alan lideri olarak görev yapmaya çalışıyorum. Deniz Özcan da bizim yazılım şirketimiz Softek'ten bizim alanımızın Çevik Koçu. Bugün size bizce enteresan bir deneyim olduğunu düşündüğümüz Çevik Atölye'yi anlatacağız. Bankamızda uygulamaya çalıştığımız bir Çevik organizasyon örneği. Alan lideri dedim, alanı tribe kelimesinden Türkçe'ye çevirdik. Bunun çok örneği yok buradan da anlayacağınız gibi. Yani çok Türkiye'de de bizim yaptığımıza benzer bir örnek olduğunu sanmıyorum ya da çok az vardır. Birazdan anlatacağım sebeplerle yapmaya çalıştığımızın diyelim. Tribe'ı alan dışında bir kelime çok uymadı. Yani kabile gibi oluyor öbürü, kendi anlamı. Bu görev işte... Ben bu göreve atandığımda öyle söyleyeyim, yöneticilerimiz çağırdılar, dediler ki işte seni alan lideri yaptık, bu tribe'ın alan lideri sen olacaksın. Pek bir şey hissetmedim yani, yeni bir şey. Ne hissediyorsun dediler, biraz düşündüm. Herhalde İş Bankası'nın ilk alan lideri oldum dedim ama inşallah son olmam dedim. Şimdi son olmamak için, yani bunun devam etmesi için ciddi bir çaba içerisindeyiz. Neden farklı bir şey? Bu bildiğiniz aslında hikayeler ama Agile proje yönetimiyle çevik organizasyon, yani Agile organization çok farklı iki şey bence. Agile organization kurumların müşteri ve çalışan karşısında yaşadığı temel problemleri çözmeye odaklanan bir şey ve çok yeni bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Agile proje yönetiminin çerçevesi belli, yapılacaklar, roller vesaire belli. Bu Scaled Agile bir derece anlatıyor ama bu daha da farklı bir şey. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk İş Bankası'nda? Oradan başlayayım. Biz aslında şu anda 2030-2040 yılının organizasyonunu düşünüyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Yani Agile proje yapma deneyimimiz zaten var 2-3 yıldır. Çoğu kurumda da vardır. Bunu organizasyonun içine bir İş modeli olarak, alternatif, departmanlara alternatif bir şey olarak yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu onun bir örneği. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var'a dönersem, hani çoğunuz biliyorsanız tekrar olmasın kusura bakmayın ama bazı problemler var bizim ölçeğimizdeki kurumların yaşadığı. Yani sadece İş Bankası'na özgü söylemeyeceğim bunu. Bütün dünyadaki büyük kurumlar bence yaşıyor. Hatta siz de duyunca bence teyit edeceksiniz. Bir kere hiyerarşi ve bürokrasi şu anda bizim müşteriye hizmet verdiğimiz ve çalışanlara çalışma deneyimi sunabildiğimiz tek model. Solda gördüğünüz. Şimdi Agile ile buna biraz daha takım yapısı, aligned autonomy katmaya çalışıyoruz. Ama bu kaosa da gidebilir. Dolayısıyla aslında bunu doğru organize etmek çok önemli. Şöyle bir şey söyleyeyim, yani provokatif biraz ama bence kurumlar %100 müşteri odaklı değil yani. Dünyadaki kurumların çok büyük bir kısmı değil. Çünkü bu modelde olması imkansız. Bu modelde herkes kendi üstüne bakıyor, o onun üstüne bakıyor. Bu ortamda kurum içi girişimcilik diyoruz, yeni fikirlerin üretilmesi diyoruz. Buralarda problem var. Yani bunu şu açıdan söylemiyorum, hiyerarşik organizasyon kötüdür, agile iyidir falan gibi karşılaştırmalara girmek için söylemiyorum. Hiyerarşinin de faydalı olduğu yerler var, bürokrasinin de. Agile'ın da faydalı olduğu yerler var ama biz daha hız, dinamizm, esneklik, iyi bir çalışan deneyimi istiyorsak bu 100 yıldır devam eden kutular ve çizgilerden oluşan organizasyonel modeli değiştirmek zorundayız. Biz de bunun için yola çıktık ve kurumsal iş modelimizin içine, organizasyon şemamızın içine biraz bir değişim motoru koymak, farklı bir modelde çalışan bir bölüm koymak için yola çıktık. Bunun da kaos olmaması için şu anda aligned bir şekilde, otonom bir şekilde takımlarımızı koşturmaya çalışıyoruz. Birazdan onların da detaylarını anlatacağım. Bir başka konu, büyük kurumlarda, büyük organizasyonlarda hiyerarşi ve bürokraside değer odaklılık kayboluyor. Burada da herhalde hemfikiriz. %100 müşteriye değer yaratmak için, değer üretmek için yapılmıyor bütün faaliyetler. Şöyle bir şey var, söz var, çok hoşuma gidiyor benim. Yalın yönetimde söylenir bu. Yalın'la Agile'de çok bence yakın. Değer bayrak yarışındaki bayraktır diyor. Yani müşteriye bir şey ulaştırmak istiyorsanız aslında o şuradaki bayrak değer yani. Biz büyük kurumlarda zaman zaman biz böyle davrandığımız için değil, by definition yani ortamın yapısı gereği bu bayrağı biraz dolaştırıyoruz. Türbüne çıkarıp getiriyoruz, sahanın dışına çıkarıp getiriyoruz. Ama artık dijitalleşme arttıkça, kontrol müşteriye geçtikçe
bunlar müşterinin gözüne daha çok batmaya başladı ve müşteriler daha fazla hız ve esneklik talep ediyorlar. Dolayısıyla dünyadaki bütün kurumlar da değişmeye çalışıyor. Bu tabii software tarafından, yani yazılım tarafından gelen bir inisiyatif olduğu için biraz şaşkınlıkla karşılanıyor bizim gibi iş insanları tarafından. Ama bunun biraz modifiye ederek, edilerek scale edilebileceği ve kuruma bir organizasyonel alternatif yaratabileceği de bence artık açık, yani kendini en çok ispatlamış konulardan bir tanesi olarak görüyoruz. Onun dışında planlama problemimiz var. Planlar ve gerçekler hiçbir zaman birbirine uymuyor. Zaten bunu bilmek imkansız. Çevik öğretisi gereği ileride olacak bir şeyi bilemiyorsunuz. Ancak bir hedef koyup oraya ulaşmanıza ilişkin çıktılar üzerinden kendinizi değerlendirebilirsiniz. Bilmiyorum sizin kurumlarınızda da öyle midir? Bizde bir laf vardır, arada söylenir. Tabii bütün projeler için söylemiyorum bunu ama projeler bittiğinde başlar denilir. Yani ilk kullanıcı tepkisini aldığınız an o projenin bittiği aydır. Ve buraya ayları, yılları harcıyorsanız o daha da büyüyor, o açıklık, o gap daha da fazla büyüyor ve sizi daha da zora sokuyor. Dolayısıyla gerçek hayata uygun, daha organik, daha farklı bir çalışma biçimini uygulamaya çalışıyoruz. Bizim için çok şey önemli değil. Yani Scrum yapıyoruz, sabah daily yapıyoruz vesaire, ritüeller falan ikinci planda. Önemli olan bu işin felsefesi. Bunu kurumun içine yerleştirmeye gayret ediyoruz. Onun dışında hız problemimiz var. Hız yeni dünyanın, dijital dünyanın para birimi deniliyor. Bizim para birimimiz ne olacak? Yani yıllarla mı konuşacağız, haftalarla mı, aylarla mı, günlerle mi? Dolayısıyla burada da bir hız paradigmasında değişiklik yapmamız gerekiyor. Çünkü artık müşteri her şeyi hemen talep ediyor. Bu problemleri yanı sıra bir de çalışan boyutu var. Bizim bankamızda 2030 yılında %64 oranında çalışanın Y ve Z kuşağı olacağını tahmin ediyoruz. Bu gidişle devam ederse böyle. Dolayısıyla bu yeni neslin farklı olması konusu zaten bildiğiniz konular ama ben daha farklı bir şey söyleyeyim. Böyle hani bir takım hipotezlerle gidiyorum. Dışsal motivasyon diye bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Yani bir insanı dışarıdan bir işle ilgili motive edilemeyeceğini düşünüyorum. Böyle görüşler var, bunun aksi görüşler de olabilir. Aramızda İK'cılar varsa hani kusura bakmasınlar, onların uzmanlık alanı ama işin kendi içindeki anlamlılık hissi asıl motivasyonu getiriyor. Biz burada 4 aydır bu işi yapıyoruz ve bunu çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlarımızla. Koskoca bir bütün var, bir masa, bir duvar düşünün. Onun çok küçük bir kares, ufak bir parçasına sen sahipsin diyoruz. İnsanları alıyoruz büyük beklentilerle. Güzel üniversitelerden mezun oluyorlar, güzel eğitim görüyorlar, kendilerine güvenleri tam geliyorlar. Gelen hayatta nedir? Mail geldi yanıtla, mektup geldi cevap ver. İşte yaptığı işin bir parçası olduğunu biliyor ama bütünün ne olduğunu bilmiyor. Bu çok büyük bir motivasyon problemi. Bunu çözmek için dışarıdan bir takım mekanizmalarla işte şunu yaptım, bunu yaptım diyerek bu insanları mutlu edemeyeceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla bir önemli amacımız da çalışanlarımıza iyi bir çalışma deneyimi sunmak. Bu olduğu zaman verimliliğin kendiliğinden geleceğini düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla yola çıktık. Dediğim gibi 2016'dan beri, değil mi Deniz? 2016'dan beri biz Agile proje yapıyoruz zaten. Ama Çevik Atölye isminde bir deneme olduğunu da göstermek için bir organizasyon kurduk. Bunun yaklaşık bir yıllık bir temeli var. Bir yıl icra kurulumuzda bu tartışıldı. Hangi konuda bunu yapalım, nasıl yapalım? Bir şansımız da üst yönetimimizin bu işi anlamış ve destekliyor olması, özellikle genel müdürümüzün. O da arkamızda duruyor. Esnaf bankacılığı alanını belirledik. Yani bizim bir business'ımız var şu anda. Herhangi bir proje yapmıyoruz. Bu business'ta 2 sene içinde bir hedef konuldu icra kurulu tarafından. Bu hedefe ulaşmak istiyoruz, ulaşmamız gerekiyor. 40 kişilik bir ekibimiz var, farklı uzmanlık alanlarından. Bu 40 kişilik ekibin %30'u IT'den geliyor. Dolayısıyla 5 tane takım birazdan göstereceğim. 2 yıllık hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında bu hep analoji yapılır ya, futbol, basketbol takımları gibi agile takımlar. Hedefimizi biliyoruz. Turnuvada bizi neyin şampiyon yapacağını biliyoruz ama maç maç, sprint sprint oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu hedefe nasıl ulaşacağımızı düşünürken 5 tane ana inisiyatif aklımıza geldi ve 5 takımı oluşturduk. Buraya bu konularda yetkinliği olduğunu bildiğimiz arkadaşları mümkün olduğunca aldık. Biliyorsunuz Agile'de öğrenme, işte T-shape olma konusu çok önemli bir konu.
Mümkün olduğunca bağımlılıkları azaltmaya çalışıyoruz ki en büyük problemlerden birisi bağımlılıklar. Kurum içinde başka departmanlara da bağımlılığımız oluyor sıkça. Ama mümkün olduğu kadar işleri içeride çözme, bilmiyorsak öğrenme, öğrendikten sonra kendi kendimize yapma ve hızlı karar alıp ekiplerin otonom olacağı bir yapıda çalışma esaslarına göre devam ediyoruz. 5 takımımızda da şu anda işte sprintlerini koşuyorlar. Kule 1'in ortasına yerleştirdik bu organizasyonu, bizim ana kulemizin. Birazdan bir videomuz da var. İlk önce videoyu göstermek istemedik çünkü önce biz işin ruhunu anlatmak istedik. Yani işin felsefi tarafına daha fazla önem verdiğimizi görmek istedik. Bunu göstermek için de aslında, bu ciddiyeti göstermek için de bir ofis yaptık aslında kulenin 8. katına. Hedeflerimiz ne? Biraz önce söylediğim gibi bir kere hızlı çalışmak istiyoruz. Biz böyle bir organizasyonda hızlı çalışabiliyor muyuz? Hızlı çalışmak hiç kolay değil. Bir sürü bağımlılık oluyor büyük kurumlarda, biliyorsunuz. Artı o yetkinlikler içinizde olmuyor. Karar almak kolay olmuyor. Yıllardır hiç böyle çalışmamış insanlara diyorsunuz ki siz otonomsunuz, sizin takım kararınız, siz karar alın. Onları desteklemek, yönlendirmek gerekiyor. Hatta bizim de yönlendirilmeye ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla bu bakış açısında biz hızlı çıktı üretip üretemeyeceğimizi bir görmek istedik. Yani bu da Agile'ın ruhuna uygun olarak bir denemeydi bizim için. Şu ana kadar işte 4 Haziran'da biz başladık çalışmaya. Yaklaşık 8-9 sprint geçirdik. 2'şer haftalık sprintler koşuyoruz. Şu ana kadar hiç fena gitmiyor. Gayet hızlı iş ürettiğimizi, bir takım çıktılara ulaştığımızı gördük. Çalışan arkadaşlarımızın memnuniyeti de iyi seviyede. Bence demin dediğim sebepten. Hem yeni bir şeyin içinde bulunmaktan da olabilir ama daha çok bunlar uzun vadede törpülenecek şeyler. İşin anlamlı olmasına ve takımların kendi kararlarına, kendilerinin almasına özen göstermeye çalışıyoruz. Tabii ki 3 ve 4'te burada sanat için sanat yapmamamız gerekiyor. Bunu ispatlamamız lazım. Yani Agile'ın bir iyi bir organizasyonel alternatif olduğunu göstermek için de müşterilerin memnuniyetinde, yani esnafların bu case'de, bir de finansal tarafta da çıktı üretmemiz gerekiyor. 2019 sonu itibarıyla bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. 5 takımımız var. 5 takımımızın birlikte yaptığı aktiviteler solda zaten normal bir Scrum içerisinde biliyorsunuz neler yaptıklarını. Onun dışında bir de takımlar arası seremoniler var. Agile'ın scale edildiği durumda bir sürü birlikte aktivite de yapmak gerekiyor sync olabilmek için. Onları da yürütmeye çalışıyoruz. Agile'ın disiplinini korumaya ve onu ritüelleri aksatmadan yapmaya çalışıyoruz özetle. Bir de en çok önem verdiğimiz konulardan biri, bizim katımızda, bizim ofisimizde, Çevik Atölye'de nasıl çalışılır diye bir manifesto yazdık biz. İşte burada bu manifestonun esprisi şu, sağdaki gördüğünüz şeyler biraz küçük görünüyor ama değersiz şeyler değil. Yani mesela 7. maddeyi alayım, buradan gördüm. Tek boyutta uzmanlaşma güzel bir şey zaten. Çağımızda da istenen bir şey. Ama biz çok gönüllüyü ona tercih ediyoruz. İşte ne bileyim, görüşler önemli ama verileri görüşlere tercih ediyoruz. Yani neyi neye tercih ettiğimize dair bir çerçeve çizmeye çalıştık ve insanların o çerçeve içerisinde özgür olmalarını istiyoruz. Bir kural koymak istemiyoruz. Kuraldan çok çerçeve çizip çalışanların orada özgür ve bununla birlikte de sorumlu olmasını istiyoruz. Süreye uyabildim mi bilmiyorum ama zamanı göremiyorum. Şimdi bir 4-5 dakikalık videomuz var. Bu anlattığım çalışmanın, Agile Organization'ın, bizim Çevik Atölyemizin görüntüleri ve neler yaptığımıza dair. Ondan sonra da sözü canımız ciğerimiz Agile koçumuz Deniz abiye devredeceğim. Teşekkür ediyorum. Çevik Atölye bizim yüzünü müşteriye dönmüş, değer yaratmaya odaklanan yeni nesil organizasyonumuz. Burada işleri uçtan uca sahiplendiğimiz, müşterimize değer yaratmaya ve başka süreçleri mümkün olduğunca minimize etmeye odaklandığımız, çalışanlarımızın da iyi bir çalışma deneyimi yaşamasını arzuladığımız bir organizasyonel deneme yapıyoruz İş Bankası'nda. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda benzer işleri farklı birimlerde yürüttüğümüz hıza göre %75 daha yüksek bir hızla çalıştığımızı gördük, bunu tespit ettik. Ayrıca çok kısa zamanda çok daha hızlı çıktı üretiyoruz. Hem teknik birimler hem iş birimleri bir arada çalışıyorlar burada.
Bankası'nın kolektif kurum kültürüyle, ortak aklıyla değer üretmesiyle, farklı nesillerin, farklı uzmanlık alanlarının bir araya gelip ortak değerler yaratması için son derece önemlidir. İnşallah burada farklı ekiplerden katılan arkadaşların, şubeden, genel müdürlükten, kredi hattından, iş birimlerinden, finansal disiplinden, bilgi teknolojilerinden bir araya gelip çok güzel ortak değerler üretecekler. Yaklaşık 7 aydır Çevik Atölye'de çalışıyorum. Çevik Atölye'de bu işin başından beri çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten atölyenin hem iş yapış tarzı hem de çalışan memnuniyeti açısından kendine koyduğu hedefleriyle düşündüğümde zamanın ruhunu yakalamış, çok güzel bir işin parçası olduğunu hissediyorum. Çevik Atölye uygulamasının benim sorumluluk alanımda bir işten başlamış olmasından dolayı çok memnunum. İş birimimizin sonuçlarına çok olumlu katkıları oldu. İş yerimizi çok daha hızlı sonuçlandırabildik. Öteden beri yapmakta olduğumuz çok taraflı işin analitik bir bakış açısıyla çok daha hızlı sonuçlandırılabildiğini gördük. Yaklaşık 17 yıldır İş Bankası'na çalışıyorum. Bu çalışma hayatım genelde şubelerde geçti. Son 5 aydır Çevik Atölye'deyim. Çevik Atölye'de farklı çalışma disiplininden gelen arkadaşlarla beraber Esnaf Bankacılığı adı altında işletme segmentindeki müşterilerimizin müşteri sayısını, karlılığını, aktifliğini arttırmak için ortak bir çalışma içerisindeyiz. Buradaki edindiğimiz en büyük bence tecrübe bu. Nasıl hızlı yol alacağımızı gayet iyi öğrenmiş olduk. Bölümündeki arkadaşlarımla beraber çok uyumlu bir çalışma ortamı var. Bu uyumun sağlanmış olması güzel. Diğer bölümlerdeki arkadaşlarımız, bankanın içerisindeki tüm arkadaşlarımız, bence gelecekte de değişik takımlarda bir araya gelerek birlikte iş yapmaya, birlikte çalışmaya alışmış olacaklar. Eskiden sadece kendi alanımızla ilgili küçük bir alanda iş yaparken şimdi tamamen uçtan uca bir işi bitirmek için çalışıyoruz. Arkadaşlar, Çevik Atölye'yi bankamızın gelecek organizasyon yapısını düşünerek tasarladık. Özellikle piyasada meydana gelen değişikliklere hızla yanıt verebilmek, yeri geldiğinde dönüşümün öncüsü olabilecek ekipleri oluşturmak, onları birlikte omuz omuza kenetlenerek çalışabilecekleri bir ortam sağlamak. Bunu sadece bu belirli bir alanda değil, organizasyonun geneline yaymak konusunda da ısrarcı olacağız. Burada olmanın en büyük avantajı direkt işi isteyen kişilerle beraber çalışıp onların hayal ettiği ürüne en yakın ürünü çıkarmaya çalışmak. Çevik Atölye tamamen farklı bir proje. Yani bankanın bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu projelerden tamamen bağımsız, tamamen yenilikçi. Böyle bir ofis tasarlamak çok büyük bir şans, çok büyük bir fırsat oldu. O yüzden çok keyifle çalıştık zaten. Bu tip projeler genelde dışarıya mimarlık ofislerine verilir ama bize güvenilmesi ve bize bu sorumluluğun verilmesi bizi çok mutlu etti. Şu ana kadar güzel bir deneyim oluyor. Bundan sonrasını yaşayarak göreceğiz. Buradan mı ilerletiyorum? Merhaba, Deniz Özcan. Ben de Softek'te çalışıyorum ve Çevik Atölye'ye Ecel Koç olarak destek veriyorum. Ben 6 yıldır IT tarafında Çevik projeler, Çevik çalışma şekli, Çevik takımlarla birlikte yer alıyorum. Burası benim için de farklı bir deneyim çünkü o daha önceki tecrübelerimden çok farklı olduğunu gözlemliyorum ve bana göre bu yapı IT'de yaptıklarımıza göre çok daha çevik, çok daha ecel geliyor. Sebeplerini biraz anlatmaya çalışacağım örneklerle. Öncelikle sahadayız. Bizim hani bu IT'de pek deneyimleyemediğimiz bir şey. Yarattığımız ürünleri, yaptığımız işleri gerçekten sahada müşteriye biz ulaştırıp biz de satabiliyoruz. Evet. Dijital kanallar ve şubelerden satılıyor ama biz de işin içerisindeyiz. Ali bahsetti, Saha Özel Harekat diye bir ekibimiz var. İçerisinde 3 tane şubeci arkadaşımız var. Bu arkadaşlar bize hem deneyimlerini getiriyorlar, aslında ne istiyorlar bizden, müşterinin ne istediğini bize göre çok daha iyi biliyorlar. Hem de bu arkadaşların liderliğinde gerçekten şubelere ve müşterilere değiyoruz. 5 aylık dönemde şu ana kadar 82 müşteri ziyareti ve 39 şube ziyareti gerçekleştirmişiz. Saha Özel Harekat takımının her sprint, 2 haftalık sprintte 6 şube, 12 müşteri gezme hedefi var ve bunu yerine getiriyorlar. Biz de yancı olarak yanlarına katılabiliyoruz. 2 tane kural var yalnız, bu kurallara uyarsak alıyorlar yanlarına. Birincisi, lafa çok girmeyeceğiz.
onu istiyorlar. İkincisi de bir şey içer misiniz diye sorulunca çay dememiz gerekiyor. Öyle americano, süt, laktozsuz olsun falan hani bunlar olmuyor. Çünkü esnafa gidiyoruz. Bu kurallara uyarsak bizi de yancı olarak yanına alıyorlar. Gerçekten çok değişik bir deneyim. Bunu bir tık ileriye götürebilmek için de aklımızdaki müşterileri gerçekten az önce seyrettiğiniz kata getirelim. Ve orada onlarla backlog refinement yapalım istiyoruz. Tabii bu onların vaktiyle alakalı ve bize destek olmak istekleriyle alakalı bir şey. Ama bunu gerçekten istiyoruz ve organize etmeye çalışacağız. İkincisi gene daha farklı gördüğüm şey MVP, yani fail fast kavramı. Burada gerçekten bunu deneyimleyebiliyoruz. Çünkü sahaya iniyoruz gerçekten. İki tane örneğimiz var. Bir tanesi kırtasiyeler. Ağustos ayında şey diye düşündük bir takımımız. Dedi ki hani şey geliyor artık okullar başlıyor. Büyük bir ihtimal kırtasiyelerin yoğun bir dönemi olacak, ihtiyaçları olacak. Onlara yönelik bir çalışma yapalım diye düşündük. Normal şartlarda biz eski yapıda harala gürele başlardık bu çalışmaya. Burada sahaya inebildiğimiz için dedi ki sağ özel harekattaki arkadaşlar ve o takım, gidelim kırtasiyelerle gerçekten konuşalım. Konuştuğumuzda şunu gördük, devir değişmiş. Çünkü okullar, devlet birçok ürünü kendisi zaten çocuklara veriyor. Artık eskisi gibi kırtasiyelerin o dönemler aşırı yoğun, çok büyük satışların olduğu bir dönem değilmiş. Daha farklı durumları varmış. Artık kendi çevrelerindeki diğer esnafın, diğer şirketlerin böyle vergi dönemleri gibi dönemler aslında onların en yoğun oldukları dönemler oluyormuş. Bunu öğrenmiş olduk ve hiçbir şey yapmadan bu fikri bıraktık. Bu hani fail fast'te bir örnek. Tam tersi örneğimiz de var. Postlar. Postlarla alakalı bir çalışma yapmayı planlamıştık. Bu arada gittiğimiz müşterilerimizde de gerçekten o an post alan var veya hali hazırda postlarımızı kullananlar var. Onlara gittiğimizde daha yapmadan fikri anlattık. Böyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Yakın gelecek ne dersiniz diye. Buna ilgi gösterdiklerini ve bu ürünün bir potansiyeli olduğunu anladık. Şu anda takımlar üzerinde çalışıyorlar. İkinci sprint, öbür perşembe sprint bitiyor. Büyük bir ihtimal bitecek ve gerçekten o istiyoruz. Bunu alırız diyen müşterilere onu sunuyor olacağız. Üçüncü gördüğüm farklı şey self-organizasyon. Burada 40 kişi var. Sadece Ali yönetici. 8 tane yönetici arkadaşımız var aslında takımlarda. Eski düzende yönetici olarak. Fakat burada sadece takım üyesiler. Onların yönetsel yetkinliklerinden faydalanma gereği duymuyoruz. 5 aylık gözlemimize baktığımızda da hani bunun bir sorun çıkardığını da gözlemlemiyoruz. Ali'de bir yoğunluk yarattığını da gözlemlemiyoruz. Görüyorsunuz işte o summit sizin, bu çekim. Yani adam geziyor, öyle bir yoğunluğu yok. ona güvenerek. Zaten ben o yüzden sonra çıkayım demiştim. Tek istisnamız var. Destek hizmetleri rolü. Takımlar bu konuda self-organize olamıyorlar gerçekten. Yani bir arkadaşımız Sinem o orada el kaldırırsa sağ olsun takımların bardak kalmadı, işte post-it'imiz bitti, bu post-it'ler yapışmıyor, benim kablo çalışmıyor gibi konuları hep maalesef Sinem üzerinden hallediyoruz. Bizim bankada destek hizmetleri birimi vardır yani geleneksel yapımızda. Bu abiler ağır abilerdir, hepsi bıyıklıdır. Neden bilmiyorum, öyleler. Yani korkumuz Sinem'de bıyıkları çıkacak diye bir endişemiz var. Cross-functionality ve T-shape doğal olarak farklı fonksiyonlardan, Ali de gösterdi, 9 farklı fonksiyondan insan var burada. Birbirlerinden öğrenme fırsatı oluşuyor. Hepsi birbirinden öğreniyorlar. Burada farklı olan, yani bir tık beni şaşırtansa, kendi içlerinde olmayan bir yetkinliği de öğrenme ihtiyacı benim eski IT'de gördüğümden birazcık daha fazla oluyor. Çünkü bir işi uçtan uca çıkarabilmek diye bir hedefleri var yani. Hedef tamamen işi yapmak şeklinde. Orada mesela 7-8 aktiviteyi takım içerisinde halledebilip bir tanesi için dışarıya bağımlılık olduğunda ve onu beklediklerinde, onun iknasıyla uğraştıklarında sıkılıyorlar ve bunun yerine daha önce daha az gözlemlediğimiz ya bunu biz de öğrenelim, biz yapalım, istemeyelim kimseden
moduna daha rahat geçtiklerini görüyorum bu takımların. İşte ETL öğrenen oldu, SPS tool'unu kullanmaya başlayan, rapor çekenler oldu. Zaten Jira ve işte test tool'larını, tester'lı yok takımların içerisinde. Arkadaşlar kendileri o tool'ları kullanmayı öğrendiler. Onlara öğretmek için sadece bir kişi, tüm takımlara destek veren bir tane tester var. Proje yöneticisi yok. Jira'yı ben kullanmayı öğrendim mesela. Öğrendim derken hani çok da değil aslında da hani işi akıtacak kadar, doğru soruyu doğru kişiye soracak kadar ben de öğrenmeye başladım. Beşinci söyleyebileceğim de odaklanma. Doğal olarak hani eski organizasyonda bir sürü müşteri tipine bakan insanlar, hepsiyle ilgilenen insanlar burada sadece işletme segmentine odaklanmış durumdalar. Bir araya geldiler, bir masa çevresinde çalışıyorlar. Evet, bu zaten onların odaklanması ve beklenen, bu işte zaten olması gereken şey. Benim gözlemim aslında bizlerin de arkadaşlara daha fazla odaklanma imkanı bulduğumuz yönünde. Şimdi ben 20 yıldır falan IT'de çalışıyorum ve ekip liderliğinden direktörlüğe kadar bazı yönetsel rollerde bulundum. Övünmek gibi olmasın, çok kötü bir yöneticiymişim. Hani bazı arkadaşlar benimle çalışmaktan mutlu olduklarını falan söylüyorlardı. Onların yaşadığı Stockholm sendromuymuş. Onu anladım yani. Çok net bu. Burada şöyle bir şey, kendime de çok fazla hani çakmak istemiyorum açıkçası. Benden beklenti konsept farklıydı. Yani işte sunumları benim yapmam gerekiyordu. Paydaşlara statüyü benim vermem gerekiyordu. Dış bağımlılıklarla uğraşmam gerekiyordu. Takımın içindeki sorunları tespit etmem, onları çözücü olmam gerekiyordu. Buradaysa bu işleri gerçekten kendileri yapan arkadaşlar var. Onlar bu işleri hallettikleri için bize daha çok vakit kalıyor onları gözlemlemek, onlarla ilgilenmek ve onların gelişimine odaklanmak için. Gerçekten Ali de ben de buna çok daha fazla vakit bulabiliyoruz. Mesela Personal Mind Map diye bir çalışma yapıyoruz arkadaşlarla. 1,5-2 saat kadar sürüyor. İşte burada onların nasıl bir aile yapısından geldikleri, hedefleri, değerleri, neden mutlular, ne onları mutsuz ediyor, takımlarıyla ilgili gözlemlerine, hangi özelliklerini geliştirmek istiyorlar, bunlar üzerine, sadece bunlar üzerine konuşuyoruz. Kendi geri bildirimleri bunun hani böyle bir psikoloji seansı gibi olduğu ve daha öncesinde gerek İş Bankası gerek başka kurumlar da çalıştıklarında hani hiç yapmadıkları bir şey olduğunu söylüyorlar. Bu fazla gözlem sayesinde feedback için de ortam oluyor bizim için. Onları daha fazla gözlemleyince feedback verebiliyoruz. Biz onlara feedback vermeye başladıkça onlar bu işi öğrenmeye başladılar ve yavaş yavaş, hani çok iyi durumda değil maalesef ama yavaş yavaş bu konuda ilerleme kaydetmeye başladılar. Burada çok yani değişik bir gözlemim var ve kendime göre bir tespitim var. Katılır mısınız bilmiyorum. Benim gözlemim şu, birazcık daha tecrübeli, yaş olarak ileri arkadaşların feedback işine daha hızlı adapte oldukları, gençlerin daha yavaş adapte olduğu. Bununla da ilgili görüşüm şu, genç arkadaşlar özgüvenleri yüksek. Feedback'i alma konusunda bir dertleri yok. Hani alabiliyorlar, içselleştirebiliyorlar, hatta aksiyona da geçiyorlar. Vermek konusunda sıkıntılılar, birbirlerine feedback vermek konusunda. Orada da onları, hani benim kendi şeyim, düşüncem, hipotezim, onları tutanın bu eğlenme ve arkadaşlık hissine çok fazla önem veriyor olmaları. Şey diye düşünüyorlar hep, gerek yok. Bunu söyleyip de şimdi kötü olmayalım. Akşam beraber dışarı çıkıyoruz, halı saha maçına gidiyoruz. Gerek yok tarzında bir halleri var. Bunu şu anda yavaş yavaş aştığımızı gözlemliyorum. Bunlar bahsedebileceğim, bizi daha çevik hale getirdiğini düşündüğüm başlıklar, örnekleriyle. Bu çalışmalar sırasında bazı önemli noktalar, hani key takeaway diyebileceğimiz hani noktalar var. Hep söylenir zaten, sponsorun desteği, hani böyle bir dönüşümde sponsor desteği şarttır, çok önemlidir falan. Biz fark ediyoruz ki sponsor desteği yetmiyor, sponsorun aktif katılımı gerekiyor. Çünkü konuşulan konular, alınan kararlar çok çabuk geri çark olabiliyor.
Bunu engellemek için sponsorun her zaman aktif katılım göstermesi, orada olması ve bazı kararlarımızı hatırlatması gerekiyor. Bunu gözlemliyoruz. İkincisi mesela hizmetkar liderlik. İşte yöneticilerde işte mind shift yaşanması falan denir. Bizim gözlemimiz şu, yöneticilerimiz hani aslında hizmetkar liderlik konusunda ne yapılması gerektiğini biliyorlar. Mevzu onu yapacak bir ortamın onlara sunulmuyor olması. Onlardan beklentiler hala eskisi gibi çalışmaları yönünde olduğunda bu arkadaşların mind shift falan yaşamasını bekleyemiyorsunuz. Kurumun aslında beklentilerini değiştirmesi gerekiyor onlardan. Mesela sorunun Ali'ye şöyle gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar mutlu mu? Veya önünüzdeki engelleri kendi başlarına çözebiliyorlar mı? Bunun için ne yapıyorsun? Sorular buna döndüğünde işte o zaman hizmetkar lidere yöneticinin de kaydığını ve gerçekten bu ortamın oluştuğunu gözlemliyoruz. Üçüncüsü maalesef scale-up'la ilgili, yani bu konudaki scale-up'la ilgili literatür gerçekten çok zayıf. Çok az örnek bulabiliyoruz. Çok klişe bir laf var, işte her kurumun kendi yolculuğu farklıdır. Tamam, her kurumun yolculuğu farklı olabilir ama senin yolculuğun nasıl oldu aslında bir görmek isterdim ben. Hani kendime, çünkü oradan çıkartabileceğim şeyler olur. Bu literatürün bayağı zayıf olduğunu görüyoruz. Biz de kendi kendimize şunu söylüyoruz. Eğer bu işte ilerlersek, bir noktaya gelirsek biz böyle yapmayalım. Geride gerçekten şeffaf, insanların ulaşabileceği bir neler yaşadık ara aşamalarda, neleri denedik olmadı, neleri iyi bulduk kendimizce, bunlardan bahsedelim istiyoruz. Şunu gözlemliyoruz, bizim kurumumuzun uzmanlaşması, o silo yapısındaki arkadaşların uzmanlık seviyeleri çok iyi. Zaten buraya oralardan geldiler ve çok iyi katkı sağlıyorlar. Fakat yeni yapıda bu gelişimi, yani gene böyle sıfırdan, İş Bankası'nda bu arada cultivation kültürü vardır. Yani herkes sıfırdan alınır, ara kademeden insan alınmaz ve yetiştirilir, bir okul gibidir İş Bankası. Yeni düzen acaba buna zarar verir mi diye bir endişemiz var. Çünkü bu derinleşmeyi hani ortadan kaldırıyorsunuz, şeyleri bir araya getiriyorsunuz. Bunun çözümünü bulmamız gerektiğini düşünüyoruz. İşte gene literatüre baktığımızda chapter yapıları, guild yapıları falan bahsediliyor ama tam birebir karşıladığını düşünmüyoruz. Bu aralar bu konu üzerine kafa yormaya başladık. Bir de şunu fark ediyoruz ki bu bir İK projesi. Yani çok net elimizdeki tüm arkadaşların değerlendirme yapılarından, işte onların grade'lerine kadar, onların gelişim için hazırlanmış sistemleri, hiçbirisi bu yapıda tam olarak hizmet vermiyor. Bunların hepsini değiştirmemiz, hepsinde farklı uygulamalar yapmamız gerekiyor. Şu ana kadar biz tabii küçük bir ekibiz, 40 kişi kadar ve bir denemeyiz yani. O yüzden hani istisnalarla yola devam edebiliyoruz. Sağ olsunlar çok anlayış gösteriyor arkadaşlar, kurum bize bu yönde. Hani tabiri caizse, kusura bakmayın ama iyi anlattığı için kullanmak istiyorum. Sistemi kanırtıyoruz şu anda biz. Fakat önümüzdeki dönemde bunu scale etme yoluna geçtiğimizde bunun mümkün olmayacağını ve bunlar için hepsi için sistemler kurmamız gerektiğini, aynı anda çalışabilen, hem öyle hem böyle yapıları kaldırabilen sistemler kurmamız gerektiğini anlamış durumdayız. Bu da önümüzdeki bizim en ciddi ve zorlu görevimiz gibi duruyor. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Ali, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkürler. Zamanı da aşmış olmayalım. Herhangi bir sorunuz varsa sanıyorum dışarıda alacağız değil mi? O şekilde setup'ımız. Dışarıda konuşuruz. Her zaman ofisimize bekleriz bu arada. Bilgi paylaşımı için. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz.